Herkese merhaba, Hepinizi Cihat Çafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomda sizlerle 3D yayınlarının Türkiye genelinde uygulamış olduğu bir TET denemesinin fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Aynı türdeş maddelerden yapılmış, içlerinde boşluk bulunmayan KVL cisimleri dikdörtgenler prizması şeklindedir. Yeterince geniş, yatay düzlem üzerine bırakılan K ve L cisimlerine ait niceliklerinden sadece yükseklikleri arasındaki ilişki biliniyor. Buna göre K ve L cisimlerine ait niceliklerinden hangileri arasındaki büyüklük ilişkisi bilinebilir? Evet K ve L cisimleri dikdörtgenler prizması şeklinde. Dikdörtgenler prizması tabanı dikdörtgen şeklinde olan bir prizma. Evet bunların sadece yükseklikleri arasındaki ilişki biliniyor. Mesela K'nin yüksekliğinin HK olduğunu söyleyelim. L'yi de çizmiş olsaydım L'nin de yüksekliği HL şeklinde olacaktı. Bunları biliyoruz. Bakın aynı türdeş maddeden yapıldığı için bunların basınçlarını bulabiliriz. Tabanı üzerine düzgün yükselen maddelerin basınçları sığ basıncı gibi P eşittir HDG formülü ile bulunabilir. Bu durumda KBL arasındaki ilişki biliniyorsa PK ve PL de bilinebilir. Çünkü aynı madde olduğundan öz kütle aynı yer çekimi aynı ortamda oldukları için aynı. Yüksekliği de bilirsem basınçlar arasındaki ilişkiyi bulabilirim. Bir doğru oldu. İki yatay düzleme uygulanan basınç kuvveti. Katı cisimlerin basınç kuvveti ise yüzeye uyguladıkları ağırlıkları ile orantılıdır. Ağırlıkları bilinebilirse basınç kuvveti bilinebilir. Ağırlık ise m çarpı g şeklinde yazılıyor. m kütle yerine d çarpı v yazalım. g'yi de yazdım. v yerine ise Yükseklik çarpı taban alan çarpı G'yi bilmemiz gerekiyor. Bakın yükseklikleri arasındaki ilişkiyi biliyorum. Aynı madde onu da biliyorum. G'yi de biliyorum. Fakat taban alanını bilmediğim için, S'i bilmediğim için basınç kuvveti yani ağırlık hakkında herhangi bir yorum da yapamayacağım. İki de aradığım cevaplardan biri olmadı. Cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim şeklinde yazılabilir. Evet şu prizmanın kesit alanına S demiş olayım. S bölü hacmi ise HK çarpı S şeklinde yazılabilecektir. Bu durumda S'ler birbirlerini lay lay sen güneş babana yoldu ki bu da tabanı üzerine düzgün yükselen cisimlerin dağınıklılıklarının 1 bölü yükseklikle orantılı olduğunu gösterir. Yani K cisminin dağınıklığı 1 bölü HK iken L cisminin dağınıklılığı ise bu da 1 bölü HL olmalıdır. K ve cisimlerinin kendi ağırlığına karşı dağınıklık ilişkisini de bilebilirim. Bu durumda 1 ve 3 aradım cevap oldu. Cevap da E seçeneğinde. Düşeyi kesti. Şekildeki gibi olan düzenekte içinde sıcaklığı T olan bir miktar su bulunmaktadır. Kaba sabitlenmiş çukur asal eksenine paralel olarak gönderilen I lazer ışın demeti şekildeki yörünge izleyerek kap tabanına düşüyor. Bu durumda havadan suya geçen lazer ışını demetinin aynanın asal eksenini kestiği noktanın aynanın tepe noktasına uzaklığı x, kap taban ile yaptığı açı ise teta oluyor. Kaba k yüzeyine kadar ters sıcaklığında su ilave edilirse x ve teta niceliklerinin ilk duruma göre değişimleri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur diyor. K düzeyine kadar su eklersen ışın yine paralel geldiğinden ışın yine odaktan geçmiş olmalı. Fakat şu noktaya kadar sıvı eklenmişti. Şu yeşil K düzeyine kadar sıvı eklenmişti. Yine hava ile su arasındaki kırıcılık indisi değişmez. Yani en hava bölü en su eşittir. Su ile yapılan açı yani kırılma açısının sinüsü sinüs R mi diyelim buna? R bölü sinüs i. Bu da hava ile yapılan açı. Yani hava ile yapılan açı paralel gelen ışığın odaktan geçmeye çalışıyor. Fakat havadan suya geçmek istiyor. Havadan suya geçerken normale yaptığı şu açıya i dedik. Bakın havadan suya geçerken normale yaklaşması gerekir. Normale yaklaşarak şöyle kırıldı. Bu durumda da Normal L yaptığı açı da R oldu. Şu açı R oldu. Ya gelme açısı i değişmemiş ki. i değişmemişse i sabitse hava ortamının kırıcılık indisi değişmemiş. Suyun değişmemiş ve sabitse bu durumda R açısında sabit olması gerekir. Yani ışığın izlediği yol değişmez. İzlediği yol değişmez derken ilk giriş ona paralel bir yol izlemiş olacaktır ve şöyle gelecektir. Bu durumda teta açısı değişmedi çünkü öncekine paralel bir yol izledi. X noktası ise asal ekseni kestiği noktanın tepeye olan uzaklığıydı ki bu da X üssü oldu. Görüldüğü gibi X üssü uzaklığı şu uzaklık olduğundan X üssü de X'ten küçükmüş. Yani X azalır, teta açısı değişmez cevap ede. Fizik öğretmeni Alper dalgalar konusunu anlatırken Gerçekleştirdiği etkinlikte eşit aralıklarla katladığı kağıdı şekildeki gibi açıyor ve öğrencilerine katlanmış kağıdın periyodik su dalgaları oluşturan dalga değerindeki su yüzeyini temsil ettiğini söylüyor. Bu durumda şu su yüzeyini temsil ediyorsa şunlara tepe diyebiliriz. Bakın tepeymiş bu. Alper öğretmen daha sonra katlanmış kağıdın uçlarından bir miktar çekerek Kağıttaki katlanma izleri arasındaki aralıkları şekil 2'deki gibi arttırıyor. Katlanma izlerine dalga tepeleri demiştik. Bu da dalga tepeleri arasındaki uzaklığın yani dalga boyunun arttığını gösterir. Alper öğretmenin yaptığı iş aslında dalga tepesini arttırmakmış. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevap doğru olabilir? Alper öğretmen dalga değerinde kağıdın katlanma aralıklarının arttırılması ile Temsil edilen değişikliğin hangi işlemin tek başına yapılması sonucunda oluşabileceğini öğrencilerine soruyor. Aldığı cevaplar da şekildeki gibi. Kıvanç dalga su ilave edilmesi. Dalga su ilave edilirse dalga boyu artar. Çünkü derin ortamda dalga sı ortama göre daha hızlı hareket eder. Lambda eşittir ve çarpı T'di. Kaynağın frekansı değişmezse periyot sabitti. Derinlik artınca hız artar. Hızın artması da dalga boyunu arttırır. Kıvanç'ın verdiği ifade doğru oldu. Kerem dalga kaynağının frekansının arttırılması ki lambda eşittir v bölü f. Derinlik sabitse hız sabit. Bu durumda frekans artarsa dalga boyu azalırmış. Yani Kerem'in dediği şey dalga boyunu azaltıyormuş. Kerem aradım cevap olmadı. Şimdi K'nın söylediği ifadeye bakalım. Dalga kaynağının periyodunun arttırılması. Dalga kaynağının periyodu artılır Yani hız sabit. Periyot artırılırsa dalga boyu da artacaktır. Evet K'nın teklif ettiği şey dalga boyunu arttırıyor. Kıvanç ve K'nın dediği bilgiler doğru olduğundan Kıvanç ve Kaan'ın olduğu seçenek E seçeneğinde. Bir masanın yatay yüzey üzerine serilmiş örtünün üzerinde bir tabak bulunmaktadır. İki köşesinden tutulan masa örtüsünün yatay doğrultuda belirli bir yönde çekilip sabit iğme ile hızlandırıldığı sıfır t zaman aralığında tabağın örtüye göre konumu değiştirmeden hareket ettiği gözlemleniyor. Buna göre sıfır t zaman aralığında tabak ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. 1. Kinetik sürtünme kuvveti etkisiyle hareket eder. Örtüyü alttan belli bir ivmeyle çekip hızlandırdığınızda F kuvvetiyle üstteki tabak ise örtüyle birlikte hareket edecek. Ve tabak da herhangi bir hız kazanmayacaktır. Yani tabağın alttaki örtüye göre hızı sıfır. Tabak ve örtü arasında bir hareket yok. Tabak ve örtü arasında herhangi bir hareket olmadığına göre örtü tarafından taba etkiyen kuvvet statik sürtünme kuvveti olmalıdır. Kinetik sürtünme kuvveti olsaydı tabak ve örtü arasında bir hareket olurdu. Bir hareket olmadığından buna statik sürtünme kuvveti deriz. Bir doğru olmadı. 3. Etkisinde kaldığı sürtünme kuvveti örtünün hareket yönündedir. Evet görüldüğü gibi çizdiğimiz yön örtünün hareket yönünde oldu. Örtü ekranın sağına doğru hareket ederken üzerindeki tabağında örtü ile birlikte aynı yönde gitmesi için sürtünme kuvvetinin de ekranın sağına doğru olması gerekiyordu. 3 doğru oldu. 2. Masa yüzeyine göre denge durumundadır. Masamızı çizmedik. Masamızı çizebiliriz. Altta da şöyle bir masa mevcut. Üstteki tabak masaya göre hareket etmekte ve alttaki örtüyle birlikte ivmelenmektedir. Bu durumda masaya göre hareket edip bir müddet sonra biraz daha ileride olacağı için yani x kadar bir yol alacağı için haliyle tabakta masaya göre hareketli olmalı. Yani denge durumunda olamaz. Denge durumunda olması için masaya göre durgun olmalıydı. Bu durumda 2 aradım cevap olamaz. Cevabım yalnız 3 C seçeneğinde bulunmaktadır. Açık hava basıncının P0, yer çekimi ivmesinin G, ortam sıcaklığının T olduğu ortamda ısıl denge halindeki cam şişe, serum hortumu ve üstü açık sıvı ile oluşturulmuş havasızdırma düzenekte bulunan türdeş sıvı şekil birdeki gibi dengede. Cam şişe su dolu kaba bırakılıp bir süre beklendiğinde düzenekte şekil 2'deki gibi denge sağlanıyor. Bu durumda bakın şekil 1'de evet üstü açık olduğundan şu kabın buraya açık hava basıncı etki ediyor olmalı. Ve yine sıvılar aynı seviyede olduğundan ve dengede olduğundan Cam içerisindeki havanın basıncı açık hava basıncına eşit olmalı. Yani A noktasına yine açık hava basıncı P0 kadar bir basınç etki ediyor olmalı. Şekil 2'de ise cam şey biraz daha yukarı çekerek suyun yükselmesi sağlanmış. Ve cam şeyle hortumun A noktası arasında bir H yüksekliği, H seviyesi kadar sıvı farkının oluşturulması sağlanmıştır. Bu durumda A noktasındaki basınç, Yine aynı seviyedeki şu noktadaki basınca eşit olmalı. Burada hali hazırda açık hava basıncı hala mevcuttu. Sağ taraftaki basıncımız P0 artı H kadar yüksekliğindeki sıvının basıncı HDG. Eşittir A noktasındaki basınca. Bu durumda A noktasındaki basınç zaten cam şişenin içerisindeki havanın basıncı olmuş oldu. İlk durumda açık hava basıncı kadar P0 kadardı. A noktasının ilk durumdaki basıncı P0. ikinci durumdaki basıncı ise görüldüğü gibi P0'dan daha büyük bir basınç. P0 artı HDG kadarlık bir basınçtır. Bu da A noktasındaki ikinci basıncın büyük olduğunu gösteriyor. Yani cam şişen içerisindeki havanın basıncı bir şekilde artmış olmalı. Buradaki basınç artmış olmalı. Bu da cam şişenin içerisindeki hava moleküllerinin kinetik enerjilerinin artmasıyla sağlanabilir. Yani içerisindeki havanın sıcaklığı artarsa havanın basıncı artmış olur ikinci durumda olduğu gibi. Evet bu durumda su sıcak olmalı. Su sıcak olup cama ısı vermiş olmalıdır ki bu durumda suyun sıcaklığı cam şişenin sıcaklığından daha büyük olmalı ve su cam şişeye ısı vererek içerisindeki hava moleküllerinin sıcaklığını arttırmış olmalı. Bu da buradaki basıncı arttırmış olacaktır. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diyor. 1. Cam şişe sudan ısı enerjisi alır. Evet doğru oldu. 2. Cam şişedeki havanın iç enerjisi artar. Havanın sıcaklığı artarsa iç enerjisi de artacaktır deriz. Çünkü iç enerji havanın molekülleri arasındaki bağlanma enerjisi olan potansiyel enerjiyi ve hava moleküllerinin kinetik enerjilerinin toplamına eşitti. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artacak. Kinetik enerji artınca da havanın iç enerjisi artmış olacaktır. Bu doğru oldu. Üçüncü yargı cam şişe içindeki havanın basıncı artar. Zaten onu buradan ispatlayıp yapmıştım. Üçte doğru oldu. Bu durumda cevap E seçeneğinde 1, 2 ve 3 olarak işaretlenebilir. Akü, lamba, iletken tel ve iyonize sıvı ile oluşturulan elektrik devresinde anahtar kapatıldığında lambanın yandığı gözlemlenmektedir. Buna göre yukarıdaki elektrik devresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, akü, tuzlu su ve anahtar kullanılıp lambanın ışık vermesi sağlanmış. Bu durumda tuzlu su dediğimiz şey sodyum klorür olmalı. Yani bildiğimiz sofra tuzu ki bu da iyonlarına ayrışınca sodyum pozitif yüklü bir iyon, klor ise negatif yüklü bir iyon olmalı. Evet sodyum akünün negatif kutbu tarafından çekilip ekranın soluna doğru hareket eder ve şuradaki elektrot muydu anot katot bunlardan birine yapışır yani. Negatif yüklü klor iyonlar ise ekranın sağına doğru hareket ederek sağdaki metale tutunacaktır. Sodyum soldaki metale, Klor ise sağdaki metale yani elektrota tutundular. Buna göre akü mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Akü kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyormuş ki bu da tuzlu suyu iyonlarına su ayrıştırıp hareket ettirmesinden anlaşılıyor. Bu durumda A seçeneği yanlış oldu. B. Lambaya giren elektrik akım şiddeti lambadan çıkan akım şiddetinden büyüktür. Buradaki yük hareketi sonucu akünün Pozitif kutbundan çıkan akım lambanın üzerinden geçeyip anahtar kapalı olduğundan yoluna devam edip ve yine şöyle akünün negatif kutbuna ulaşacaktır. Akımın yönü görüldüğü gibi akünün pozitif kutbundan negatif kutbuna doğru yani ekranın soluna doğru olsun aşağı tarafta. Bu da akımın hareket yönünün pozitif yüklü iyonlarla aynı yönde olduğunu, negatif yüklü iyonlara ise zıt olduğunu gösteriyor. Lambaya giren elektrik akım şiddeti çıkandan küçükmüş. Hayır aynı akım girip aynı akım çıkar. B şıkkı yanlış oldu. C lamba elektrik enerjisini sadece ışık enerjisine dönüştürülmüş. Hayır ışık enerjisi artı bunun yanında bir de ısı enerjisine dönüştürüyor. İçerisinde bir direnç bulunduğundan dolayı C de yanlış oldu. D tuzlu suda oluşan elektrik akımının yönüyle artı yüklü iyonların hareketi aynı yönlüdür. Evet. Pozitif yüklü sodyum iyonları ile akımın yönü aynı oldu. Cevap D seçeneğinde. E. Devredeki elektronların sürüklenme hızı ışık hızına yakın olduğundan anahtar kapatıldığında lambanın hemen yandığı ışık verdiği gözlemlenir diyor. Elektronların sürüklenme hızı yani drift hızı bu da 10 üzeri eksi 4 metre bölü saniye civarındadır ki ışık hızından oldukça uzaktadır. Dolayısıyla sürüklenme hızı ışık hızına yakın olduğundan dediği için zaten yanlış oldu. Bu durumda E de aradığım cevap olmadı. Cevabın yine D olduğunu teyit ettik. Strafor köpüğe monte edilmiş tahta parçasına yapıştırılan enjektör gövdesi köpüğe sabitlenmiş çubuğa yapıştırılmış pipet ve pipetin içinden geçirilen gergin iple oluşturulan tekne modeli şekildeki gibidir. Enjektör gövdesinin içinde bulunan bulaşık deterjanı borunun ucundan suya damladığı anda modelin teknenin x doğrultusunda harekete geçtiği gözlemleniyor. Enjektörün ucundaki deterjan suya damladığında suyun yüzey gerilimini azaltır ve su molekülleri birbirlerinden uzaklaşırlar. Su molekülleri birbirlerinden ekranın soluna, aşağısına ve sağına doğru uzaklaşırlar. Bu uzaklaşmadan dolayı da strafora itici bir kuvvet uygulayarak straforu artı x yönünde iterler. Buna göre model tekne eksi x yönünde harekete geçer ifadesi 1 yanlış oldu. 2. Model teknenin harekete geçmesinde sıvının yüzey geriliminin azalması etkili olmuştur. Doğru oldu. Bulaşık deterjanı suya damladığında suyun yüzey gerilimini azaltıp molekülleri bulunduğu bölgeden uzaklaştıracak ve strafordan artı x yönünde hareket edecekti. 2 de böylelikle doğru oldu. 3. Model teknenin harekete geçmesiyle kumaşa damlayan mürekkebin zamanla kumaş yüzeyine yayılması aynı fiziksel ilkeye dayanır diyor. Mürekkebin zamanla kumaş yüzeye yayılması mürekkebin kumaş yüzeye yapıştığını yani mürekkeple kumaş yüzeyi arasında bir çekim kuvveti olduğunu, adezyon olduğunu gösteriyor. Bu yapışma kuvvetinden, bu çekim kuvvetinden dolayı yani adezyon ve kohezyon arasındaki ilişkiden dolayı ise mürekkep yayılmakta. Yani bir nevi kılcallık ilişkisi gözükmektedir. Mürekkebin böyle çok ince gözeneklerde yayılması adezyon, kohezyon arasındaki ilişki sonucu olan kılcallıkla ilgilidir. Deriz ki 3 aradığım cevap olmadı. Bu durumda yalnızki cevap B seçeneğinde bulunmalı. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.